Akapunktur benim için hep merak ettiğim bir konu olmuştur. Gitmek, görmek istiyordum o tedavi şeklini. Hep merakımdadır. Fakat anlayan, yani bilen birisinden öğrenmeyi arzu ediyordum. Ukraynalıların festivaline gittim. Arkadaşla birlikte. İşte da onların dansları, yiyecekleri falan, tabii parayla alıyorsun yiyeceğini falan. Ondan sonra çadır kurmuşlar. Çadır derken üstü kapalı tente. Baktım, sandalyeler koymuşlar. Orada işte akapunktur. Bedava akapunktur şeyi yapıyorlar. İşte gösteriyorlar nasıl olduğunu. Ben de oturdum. Merak ediyorum. Oturdum. Elime, şöyle elimin üstüne bir iki yere batırdı. Ayağıma batırdı. İki üç tane. Dedi, şey yapma, hareket etme dedi kız. Ondan sonra biraz bekledik. Biraz derken yani 20 dakika, 30 dakika. Ondan sonra eğer hareket edersen, o şeylerin özelliği var, iğnelerin. İğneler titreşimli, böyle titriyor, canını yakıyor, kemiğe dokanıyor. Yani sabit duracaksın böyle, onu şey yaptın mı kımıldamayacaksın. Ne özelliği varsa bilmiyorum. Sonra işte belirli bir süre sonra aldı iğneyi. Tabii biz form doldurmuştuk. Adını, soyadını, e-mail adresini, telefon numaranı yazıyorsun. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti. Tabii o paralı değildi o bölüm. Bir iki gün geçti. Aradı o bana. Herhalde o iki tane kız vardı. Kim? Onlar işaret koyuyor herhalde. Yani şeyin, kağıdın üzerine. Kim ilgilendiyse. Benle ilgilenen kız beni aradı. İşte iyi günler falan filan. Dedi, böyle böyle ziyaret etmiştiniz çadırımızı. Yani işte ilgilenir misiniz dedi. Üniversite. Bu üniversite öğrencisi. Ondan sonra üniversite olunca iş ciddi. Dedim, geleyim dedim, yani ilgileniyorum dedim, geleyim dedim. Gittim. Akupunktur Çinlilerin 4000 yıllık ilaçsız tedavi yöntemi. 4000 yıllık. Ben Çinlilerin yaptıklarını güvenirim. Güvenirim. Çünkü takip ettiğim onların da şeylerini, yaşamlarını, davranışlarını, yaptıklarını, yani izlediğim için biliyorum. Şey değil yani. Tamamen her şey bilerek yapıyorlar. Yaptıkları işleri hep böyle nesilden nesile, nesilden nesile öğreti olarak geçiyor. Bizdeki gibi ben yaptım oldu değil. Onun için adamlar dünyanın şu anda en büyük gücü. İleride daha da kontrol altına alacaklar dünyayı. Neyse, dönelim konuya. Kız oturdu doktor gibi. İlk seansta benim bütün hayatımı kağıda döktü.
İşte geçirdiğim hastalıkları, işte olduğum ameliyatları, ne yerim, ne içerim, nerede doğdum bilmem ne, hepsini kağıda döktü arkadaş. Kız. Ondan sonra bir tane de yardımcısı var. Bu kız artık son sınıfmış galiba. Şey olacak. Okulu bitirecek yani üniversiteden. Bir tane buna yardımcı veriyorlar. Bir de bunların başlarında her gün değişiyor. Nöbetçi bir bu işin uzmanı var. Çünkü bu iğneleri sokça noktayı işaretliyor. Sonra içeriye gidiyor. O günkü işte nöbetçi doktor, işte bu işin uzmanı geliyor, noktaları kontrol ediyor veya bir iğnenin noktasını değiştirtiyor. Yani bu buraya geçecek diyor. Genelde şey oluyor. Onun bir elinde kalem var, silinebilen kalem. Ama o an için. Ondan sonra bana dedi ki, benim uyku sorunum vardı. Dengesizdi. Yani uyku pozisyonu dengesizdi. Dedi ki, senin dedi, vücudunu dedi, dengeye alalım dedi. İnsan ne anlar? Vücudunu dengeye almak ne demek? Yani terazinin iki ucunda bir şey olur. Burası ağır basar, burayı dengelersin. Ondan sonra yatıyorum. İşte onların hani masaj koltukları var ya uzun. Onun üstüne yatıyorum. Elinde bir tane o tütsü çubukları var ya incecik. Hani yakarsan mis gibi kokar içerisi. Bir tane elinde ondan. Yanında bir tane daha üniversite öğrencisi. Dedi ki parmaklarımın tırnağının kenarına dokandırıyor. Yanmadan bir tık önce tamam de dedi. Yani nasıl insanın eli yanar yani bir şey olunca o şey olmadan bir tık önce hissediyorsun artık dokan yanacak diye. Bir tık önce dedi, haber ver dedi. Ondan sonra her parmağın şu kenarına, şurası da yandan o elindeki yaktı onu. O tütsü çubuğunu yaktı. Tutuyor böyle. İşte bu parmakların onlarda numarası var. Yani bunu mesela buna 1 diyorlar herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani sağ, bilmiyorum. Sağdan mı başlıyor 1, 2, 3, 4, 5 diye. O numarasını söylüyor. Mesela şu parmağımın sağ baş parmağımın yanına tutuyor. 4 diyor, yanıyor. Diyor ki 1 numara diyor, 4 diyor. Oraya öbür yardımcısı not alıyor. 1, 4 diyor. İşte 2, bazen 17. 17'ye kadar yanmıyor. 20'ye kadar yanmıyor mesela. 20 diyor, 21 diyor. Tamam diyorum. Şimdi bu parmak 4'te yanıyor. Bu parmak 17'de yanıyor. Yani yanma kıvamına geliyor. Şimdi hepsini bütün el parmakların ve ayak parmakları da aynı şekilde parmağın yanına, tırnağın yanına dokanıyor. Not alıyorlar. Ondan sonra hepsini yaptıktan sonra baktı. Şöyle bir demek ki kendi içinde bir denklemi var bunun. Matematiksel bir denklemi var. Ondan sonra belirli noktalara iğne batırdı. O kendi kafasına göre ayaklara işte bu şuralara ondan sonra belirli yerlere iğne batırdı.
Bir tane de alnımın ortasına batırdı. Ona iğneler, bu akupunktur iğnesi. Sonra bir süre durdu. O ara gidiyorlar yani, rahatsız vermesin diye. 10 dakika, 15 dakika kayboluyorlar. Ondan sonra onlar süresinde geliyor. Bir de şey var. Şöyle bir yuvarlak, daha küçük, ortasına dokandığın zaman alarm veriyor içeriden, haber veriyor. Yani rahatsız oldum, gel diye, imdat düğmesi. O hep orada olur yani. Çıktıkları anda eğer bir rahatsızlık hissedersen ona dokunuyorsun. Onlar da zaten yanında o. Hemen geliyorlar ne oldu diye. Dedi bir şey olursa dedi bu düğmeye basarsın dedi. Hemen kolay olan yere, elimin yanında. Geldiler işte, onun süresi 15 dakika mı ne? 15 dakika sonra geldi, iğneleri aldı. Sonra gene aynı işlemi yaptı. Ondan sonra bu bütün parmakları tekrar bitirdiklerinde dengelenme yaklaşmıştı. Birbirlerine yakındı şeyler. Üç aşağı beş yukarı. Onlar bir daha rakamları karşılaştırdılar. Bu yanma sayılarını karşılaştırdılar. Bir daha iğne vurdular belirli noktalara. Ondan sonra kontrol ettiklerinde şey sağlanmıştı, denge sağlanmıştı yani. Seans bitti tabii. Normalde seanslar bir saat galiba, bir saatten az mı ne? Eve bir geldim. Bebek gibi uyudum, iyi mi? Yani o kadar güzel uyudum ki dedim pes. Ondan sonra akupunktura daha çok inandım. Biliyordum zaten. Yani ben ilaç kullanmam. Yani çok çok zorunlu olmadıkça kullanmam. Gidiyorum doktora, alıyorum ilacı fakat kullanmıyorum. Elimin altında oluyor. Burada da hep giderim, alırım ilacı. Kullanmam yani ilaçta. Çünkü ilacı kullandığın zaman ilacın içerisine üreten firma bir de yan tesir koyuyor. Çünkü büyük bir dünya çapında bir ilaç firmasının en tepesindeki CEO'su yani genel müdürü dedi ki biz hastamızı iyileştirme lüksüne sahip değiliz dedi. Kelimenin anlamı ne biliyor musun? Biz hastamızı iyileştirmiyoruz diyor. Bağımlı yapıyoruz. Adam doğru söylüyor aslında ama anlayana. Bütün ilaçların yan tesirleri vardır. Yani yan etkileri vardır. O yan etki için başka bir ilaç içersin, başka bir ilaç içersin. Normal vücut dengeni kendi kendine para verip bozarsın. Yani parayla kendi vücut yapısını bozuyor insanlar. Onun için ben ilaç kullanmam. Grip olursam giderim işte C vitamini alırım. Grip ilacı alıyorum. O kadar yani. Onun yanına da hemen C vitamini, çorba morba o şekilde atlatıyorum. Ama diğerleri de bugüne kadar kolesterol hapı kullandım. Ondan sonra işte 45, 42 parti bir 45 6 hafta kullandım. Sonra bir daha verdi. Sonra dozajını yükseltti. Aradan geçiyor, hep kan tahlili oluyor. İlacı bir içtim, sarsıldım böyle. Yani vücudum. Dedim içmem bu ya. İçmem bunu ya. Yani beni bu kadar araba çarpmışa benzetiyorsa bir içtiğim ilaç, yani nasıl bir etki yapıyorsa içmem dedim. Bıraktım. Ta 5-6 sene önce bıraktım kolesterol hapını. Ondan sonra onun için ilaçta benim aram iyi değildir. Bu ilk tanıştığım akupunkturda bu tedaviyi görünce, iğnelerle herif beni mışıl mışıl uyutunca artık ayda bir kere gitmeye başladım. Yani şeye
Ondan sonra doktor kız tabii doktor olmuş oluyor şeyin akupunkturda 4 sene tedavisini alıyor. Ondan sonra bana normal ücret uygulamıyordu. Çünkü diyordu sen benim öğrencilik dönemimde bana yardımcı oldun. Çünkü onlar hasta bulup yani böyle hasta diyelim ilgilenen denilmez tabii ki hobi değil bu. Ondan sonra hasta bulup hastanın üzerinde çalışıp yukarıya rapor vereceksin. Yani öğretmenlerine onlar rapor veriyor. Yani sen bana yardımcı oldun diye bana şey yapardı. Farklı yani indirebileceği fiyatı indirirdi. Sonra yerini açtı. Kendi yerini açtı o kız. Tabii sürekli mektuplaşıyoruz. E-mail atıyor. Ondan sonra oraya da gitmeye başladım. Ondan sonra yani faydasını görüyordum. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz mesela. Zamanı oluyor. Bazen olmuyor. Müşterisi varsa olmuyor. Bazen de sohbet ediyoruz. Ondan sonra dedi bu dedi akupunkturla hemen hemen şeylerin hastalıkların tedavisi mümkün dedi. Onlar da kupa çekiyorlar. O arkadan kan alma böyle ağrıyı çekme olayları onda da vardı. Yaptırıyordum ben ona. Bazen diyordum şey kupa çeksene diyordum. O ben ne istersem onu yapıyor. Kendi kafasına göre değil de ne yapalım diyor. Diyorum vücudu ara sıra balansa diyorum. Al diyorum. Çünkü ben onu ilk tanıştığım o vücudu şeye dengeye alma olayının faydasını gördüm. Ondan sonra benim ağrıyınca mesela o zaman belin şeyi çıkartıyorsun tabii tişörtü. Belin belirli noktalarına vuruyorlar iğne. Şeye işte enseye vuruyorlar. Bir tane alnının ortasına vuruyor mesela. Şeye bu burnun kenarına şeyine göre onlar ayarlıyorlar. Vücut anatomisini biliyorlar yani. Bütün Çinliler de onu bilirler. Önce onu öğreniyorlar. Vücut anatomisini öğreniyorlar. İşte sinirlerin nereden başlayıp nereye gittiğini. Valla COVID başlayıncaya kadar ben bu akupunkturla içli dışlıydım. Ondan sonra mesela bir şeye bir ağrı, bazen bel ağrısı taş kaldırdığımız için yani şey oluyor. Şunu söylüyordu bana. Bir keyif için gidiyorum ayda bir kere. Diyordu bir şeyi çözmek için, bir sıkıntıyı çözmek için sık gelirsen hallolur diyordu. Yani bu ben ona 15 günde bir gidiyorum. Diyordu sıklaştı sana bağlı diyordu. Yani bu böyle geçmez. Yani tedavi arka arkaya olacak ki birbirini tamamlasın diyordu. O zaman işte gün aşırı yani o sorunu çözünceye kadar genelde bel ağrısı oluyor. Çünkü taş kaldırıyor. Yani şeyi zorluyoruz. İnsan gücünün kaldırabileceği yükün fazlasını deniyoruz. Neden? Parayı ben ondan kazanıyorum. Benim işim o. Ondan sonra bir de aynı işi yapa yapa vücut alışıyor artık. Yani normalde şimdi kaldıramam mesela aynı taşı. Ondan sonra ama o günlerde sürekli antrenmanlıydık. Vücudun taşıyabileceğinin fazlasını yükleyince tabii belde şey oluyor. Kayma bilmem ne oluyor. Ondan sonra hep çözerdi. Covid başlayınca bu temas olayı var ya tamamen kapattı. Çünkü herhangi birisine hastalık falan bulaşırsa sorumlu olup da hayatı kayar yani. Bütün müesseseler burada. Covid'in başlamasıyla birlikte öyle bir tedbir aldılar ki özel tedbirler aldılar. İşte büyük büyük iş yerleri günde yani normalde binlerce kişi girerken günde gün boyu 2-3 kişi kabul ettiler korkudan. Hep böyle önlem yazıları işte falan filan böyle. O kız da hani kız kendi başına
yer açmış. Yani ne kadar gücü var ki, ekonomik gücü. Şeyin başlamasıyla, Covid'in başlamasıyla mektup gönderdi. Dedi iş yerini kapatıyorum. Çünkü mümkün değil. Herhalde bir yere açmış, açmadığı zannedersem, yoksa e-mail açıp gönderip bir, yani falanca yerde hizmet veriyorum derdi. Demek ki birisi bir yere girdi, çalışıyor bir yerde. Böylece hem akupunkturla tanışmış oldum, hem akupunkturun 4000 yıllık geçmişinden dolayı da hep deneyimlerle bugünlere kadar gelip insanların sorunlarını çözdüğünü gözümle gördüm.